Bu videoda bir küpten alacağımız düzlemsel kesitleri kullanarak oluşturulabilecek iki boyutlu şekilleri inceleyeceğiz. Peki bu cümleyle ne kastediyorum? Diyelim ki bir kare oluşturmak istiyorum. Bu küpü bir düzlem ile kesip ortaya çıkan kesişimin bir kare olmasını nasıl sağlayabiliriz? Varsayalım ki kesen düzlemimiz şöyle olsun. Ortaya çıkacak şekil Herhalde herkesin aklına ilk gelen karedir değil mi? Küpün üst yüzünü gördüğünüz gibi keser. Bu yüzü de işte böyle keser. Küpümüz camdan yapılmış olsun ki ardını görebilelim. Kesikli çizgiyle gösterdim. Alt yüzü de böyle kessin. Evet, düzlemin kesim noktaları işte bunlar. Düzlemi biraz daha geniş çizmek isteseydim şöyle yapabilirdim. Evet, çizimi biraz daha düzgün hale getireyim. Bu gördüğünüz, küpü kesen bölüm aslında düzlemin bir parçası. yaklaşık şöyle bir şey olacak. Düzlemin dışarıda kalan bölümlerini taralı olarak işaretleyebilirim. Küp saydam değilse bu yandan bakınca diğer yüzünü göremezsiniz görebilseydiniz. Bu kesikli çizgiyi de görebilirdiniz. Düzlemimizde işte böyle bir şey. Bir küpten bir düzlem kullanarak kesit alacaksınız. Elde edeceğiniz ilk şekillerden biri, karedir. Evet. Şimdi soru şu. Peki dikdörtgen elde edilebilir mi? Veya nasıl elde edilir? İzlerken dilediğiniz bir anda videoyu durdurup bu sorduğum soruların yanıtlarını önce tek başınıza bulmaya çalışın lütfen. Söz edilen bu şekilleri nasıl elde edebileceğinizi düşünün. Şimdi dikdörtgen elde etmek için tam olarak bu şekilde kesit almalısınız. Üst yüzü bu şekilde, bu yan yüzü bu şekilde. Nereye varacağımızı anlamışsınızdır. Bu yan yüzü de bu şekilde ve küpün alt yüzünü de bu şekilde çizeceğim. Küp ile kesiştirdiğimiz düzlem. Düzlemi biraz daha geniş çizeyim. Evet, gördüğünüz gibi düzlem ile küpün kesişimi bir dikdörtgen oldu. Burada da dışarıda kalan bölümleri tarayalım. Bu düzlemin sihirbazların insanları ikiye kesmek için kullandığı şu büyük bıçaklardan olduğunu varsayabilirsiniz. Gerçekten kesmiyorlar tabi. Göz aldanması yaratıyorlar. Neyse yaklaşık şöyle bir şey olur. Diyebilirsiniz ki tamam anladım bunları düşünmek o kadar da zor değil zaten. Bir küp ile düzlemi kesiştirince kare veya dikdörtgen elde etmek pek de zor bir iş değil. Peki üçgen nasıl elde edilebilir veya elde edilebilir mi? Tekrar hatırlatayım. Videoyu durdurup yanıtı tek başınıza mutlaka düşünün. Üçgen elde etmek mümkün ve zor da değil aslında. Küpün bu yüzünü bu şekilde bu yüzünü bu şekilde ve bu yüzünü de bu şekilde kesmelisiniz. Üçgenimiz hazır. Düzlemi daha geniş olarak çizebiliriz tabii ama ana fikri anlamışsınızdır. Alın size üçgen. Oluşturabileceğimiz pek çok üçgen türü var. Eşkenar üçgen oluşturabilirsiniz. Bu yüzdeki kesit uzunluğu, bu yüzdeki kesit uzunluğuna ve üst yüzdeki kesit uzunluğuna eşitse ortaya çıkan üçgen eşkenardır, değil mi? Şu noktayı biraz ötelersek başka bir renkle çizeyim. Evet ortaya çıkan üçgen artık ikiz kenar bir üçgendir. Bu noktayı küpün köşesine iyice yaklaştırırsak üçgenin bu açısı dik açıya çok yakın bir açı olur. Ama tam olarak 90 derece olmaz. Üçgenin bu köşesindeki açıların tamamı 90 dereceden küçüktür. Küpün köşesine yaklaştıkça açı da 90 dereceye yaklaşır. Bu nedenle de tam bir dik açı oluşmaz. 90 derecelik açı elde edemediğimiz için 91 derecelik bir açı da elde edemeyiz. Böylece geniş açılı bir üçgen çizemeyeceğimizi de söyleyebiliriz. Evet böyle bir sonuca ulaşabiliriz ama eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşit kenar üçgen çizebiliriz. Şöyle genelleyebiliriz. Pek çok farklı dar açılı üçgen çizebiliriz. Gelin gerçekten ilginç şekiller çizmeyi deneyelim. Bir küp ile bir düzlemi kesiştirip mesela beşgen elde etmeye çalışalım. Şu anda videoyu durdurup bunu tek başınıza düşünün lütfen. Bu işin asıl eğlenceli bölümü de bu. Bir küp ile bir düzlemi nasıl kesiştirirseniz beşgen oluşturursunuz. Pekala, başlıyorum. Bir küp ile bir düzlemi kesiştirip nasıl beşgen çizeceğinizi göstereyim. Küpün üst yüzünü bu pek olmadı. Küpün üst yüzünü bu şekilde, arkadaki bu yüzünü bu gördüğünüz şekilde, arkadaki diğer yüzünü de bu şekilde, öndeki bu yüzünü bu şekilde ve öndeki diğer yüzünü de bu şekilde kesen bir düzlem olsun. Düzlemi daha geniş çizersem, düzlemi geniş çizersem akıl karıştırıcı olabilir aslında. Ana fikri anlamışsınızdır küp ile düzlemi uygun bir açıyla kesiştirirsem, küp ile düzlemin kesişmesiyle ortaya çıkan şekil, bu gördüğünüz beşgen olur. Peki, hadi gelin zorluk derecesini bir tık daha arttıralım. Altıgen çizebilir miyiz? Bir küp ile iki boyutlu bir düzlemi kesişim kümesi altıgen olacak şekilde kesiştirebilir miyim? Tahmin edeceğiniz üzere kesiştiremeyecek olsaydık böyle bir soru sormazdık değil mi? Gelin nasıl yapıldığını görelim ama yine siz önce videoyu durdurup düşünün. Evet küpün üst yüzünü bu şekilde, alt yüzünü bu şekilde, arkada kalan bu yüzü bu şekilde, arkada kalan diğer yüzü de bu şekilde, önde kalan bu yüzü bu şekilde, önde kalan diğer yüzü de bu şekilde, de bu şekilde keserse... Bu kenarı daha düzgün çizeyim. Umarım anlaşılmıştır. Küp ile düzlemi öyle bir kesiştirdim ki ortaya altıgen çıktı. Umarım bu örnekler sayesinde küplerle neler yapılabileceğini anlamışsınızdır. Özellikle de küpleri düzlemlerle kesiştiriyorsanız. Düzlemlerin büyük bıçaklar olduğunu varsayabilirsiniz. Küplerin bugüne kadar tahmin ettiğinizden çok daha fazla özelliği vardır. Şöyle düşünün. Bir küpün altı yüzü vardır. Bu altı yüzden dilediğiniz kadarını bir düzlemle kesiştirebilirsiniz. Ve her bir yüzdeki kesişim kümesi ortaya çıkacak olan şeklin bir kenarını oluşturur. İlk örnekte dört yüz ile kesişti. İkinci örnekte de dört yüzle kesiştik değil mi? Üçüncü örnekte üç yüzle kesiştik. Dördüncü örnekte beş yüz yüzü de kullandık ve burada küpün taban yüzüyle kesişmedi dikkat edin. Son örnekte de küpün altı yüzünün tamamıyla kesişti.